Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Diyarbakır'da bulunan Umut İş Makinelerinden sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Uğur Dürük Beyefendi bulunuyor. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermektesiniz? 22 yıldır. 22 yıldır nasıl 22 yıldır? Bu iş için okuduk. Sanayi İstesi Sanat Okulu'ndan başladım. Evet. 92'den beri. Stajyerlik bittikten sonra TEMSA'da başladım işe. 2006'da da kendi işimi kurdum. Önce Urfa'da kurdum. Sonra da Hakkari, Van ve son olarak da Diyarbakır'dayız. Oradaki şubelerimiz de yine devam ediyor. Evet. Orada da yeğenlerim ve kardeşlerim duruyor. Yani dört yerden de Güneydoğu'da hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok güzel efendim. Tam bir aile şirketi evet. Olmuşsunuz. Hem sevginizi hem emeğinizi yıllardır iş makineleri üreterek ve satışını sağlayarak aynı zamanda bakım ve servislerini yaparaktan bu işimizi yürütüyoruz diyorsunuz, evet. Değil mi? Evet, biliyorsunuz ki iş makineleri hayatımızda büyük bir önem kapsıyor. Çünkü işlerimizi zamanında ve düzgün bir şekilde yapabilmek için onlara mutlaka ihtiyaç duyuyoruz. Kesinlikle evet. Peki bu üretimleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Kaç kişilik profesyonel bir ekiple? Yaklaşık şu anda 45 tane personelimiz var. Bunların 12 tane stajyer. Geri kalanla usta ve usta yardımcısı olarak çalışıyor. Evet. Bu şekilde devam evet. edeceğim. Peki kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz? Diyarbakır'da şu anda 1200 metrekare üzerinde hizmet veriyoruz. Van'daki iş yerimiz ise 470 metrekare. Evet. Urfa 270 metrekare, Hakkari ise 110 metrekare. Evet, daha çok tabii ki bunlar bildiğimiz kadar iş makineleri derken inşaat sektöründe çok evet. kullanılan makineler değil mi? İnşaat sektörü haricinde hizmet verdiğiniz firmalar ya da iş alanları nelerdir? Tamamen iş makinesi. Sadece iş makinesi ve yedek parça olarak hizmet veriyoruz. Yani diyorsunuz ki iş makinelerine hangi sektörde olursa olsun yapımını sağlıyoruz ama evet. daha çok inşaat sektörü i̇nşaat değil mi? İnşaat sektörü evet. Peki dediniz ki satış sonrası da her türlü bakımlarını ve de onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Evet, doğru. Siz ulaşmak istedikleri zaman tabii ki bir telefon kadar yakınsınız. Bu çok önemli biliyorsunuz ki. Evet. Ne kadar sürede çözüm ulaştırabiliyorsunuz? Tabii ki işin durumuna ya da arızanın durumuna göre değişiyordur. En yoğun olduğumuz zaman bile 12 saat içerisinde mutlaka müşteriye yardımcı oluyoruz. Yani. Bir şekilde yetişiyoruz. Yani. Servis araçlarımız var, bir şekilde yetişiyoruz. Yani. Diyorsunuz ki işlerimiz aksamasın. Özellikle söz evet. konusu inşaat olduğu zaman çok daha önemli evet. değil mi efendim? O yüzden de zaten dikkat ederseniz 45 tane personel var ve 12 tane de servis aracımız var. Yani diyorsunuz ki asla işimizden ödün ve taviz vermiyoruz. Evet. Kaliteli bir hizmet, zamanında bir hizmet bizim için çok önemli. Kesinlikle evet. Müşterileriniz öncelikli olarak neden sizi yıllardır tercih ediyorlar? Neden tercih ediyorlar? Anında hizmet veriyoruz. Artı yedek parça bulunduruyoruz. Bir de deneyimli elemanlarımız var. Yani arızası zamanında halolmuş oluyor. O yüzden peki, de bizi tercih ediyorlar. Peki hangi makinelerin daha doğrusu bayiliğini yapıyorsunuz? Hangi? Biz TEMSA iş makinelerin bayisiyiz. Bizim evet. firmamızın ismi. Umut İş Makineleri TEMSA'nın yedek parça ve servis hizmetini sağlıyorsunuz evet. efendim. Biliyoruz ki her sektörün kendine ait sıkıntıları, zorlukları mutlaka oluyordur. Sizin firma olarak yaşadığınızı düşünmüyorum ama sektör olarak yaşadığınız sıkıntılar nelerdir? Sıkıntılar, yollarda sıkıntı yaşıyoruz. Yani nasıl diyeyim, bazen geç saatlerde çıkmayı düşünemiyoruz, korkuyoruz. Daha evet. doğrusu personel. O evet. yüzden gece saatlerinde yolculuk yapamıyoruz. Bu da bizim işimizi aksatıyor. Ama tabii ki bu korkumuz buradaki problemlerden dolayıydı. Çünkü artık bir barış sürecindeyiz. Evet. Diyarbakır'da tabii ki insanların düşündüğü gibi bazı olaylar gerçekleşti zamanında olan olaylar ama artık öyle bir problem yok. Herkes evet. barış içinde yaşıyor ve Diyarbakır'da zaten biz Doğu'nun Avrupa'sı olarak gördüğümüz için, Paris olarak gördüğümüz için diyoruz ki mutlaka buraya iş alanlarına yatırımlar yapılsın. Sanayiler çoğalsın, iş olanakları çoğalsın, işsizlik de aynı zamanda bitmiş olsun. Kesinlikle. Ve hem devletimiz tarafından hem de sanayici iş adamları tarafından desteklenen bir bölge olsun değil mi efendim? Doğrudur. Peki geleceğe yönelik plan, proje ve hedefleriniz nelerdir? Yani şöyle söyleyeyim, sektörde dikkat etmişsiniz zaten 4 şube olarak görünüyoruz. Eğer daha iyi olursa Cizre ve Suropi tarafında da düşünüyoruz. Eğer bu açılımdan bir şey görürsek yani doğru talep görürsek diyorsunuz. Evet. Neden Cizre veya Suropi'de de yapmayalım değil evet. mi efendim bu çünkü işimizi? Orada bir sıkıntı var yani. Nasıl sıkıntı var?
bize uzak kalıyor yaklaşık 300 kilometre bir yol. Ve biz haftanın hemen hemen 2-3 günü o tarafa gidiyoruz. Eğer evet. ileriki zamanda bu olaylar biterse biz orada bir şube açmayı düşünüyoruz. Biz de en kısa zamanda bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz efendim. İnşallah. Değil mi? Son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Neden bizi tercih etsinler? Çünkü Güneydoğu'da bulunuyoruz, buralıyız. Artı 45 tane personelimiz var, 12 tane servis aracımız var. Neden bizi tercih etmesinler? 20 yıldır da bu iş içerisindeyiz. 22 yıldır da bu işte hizmet veriyorsunuz evet. değil mi efendim? Vermiş olduğunuz bilgi için çok teşekkür ediyoruz sizlere Uğur Bey. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugün size Diyarbakır'da bulunan Umut İş Makinelerinden seslendik. Söz merkez stüdyolarında.